Haluk Mertoğlu, Güneş Yılmaz'ı hastalıkta ve sağlıkta eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ay, durun! Hadi, hadi. Sayın Güneş Yılmaz, Haluk Mertoğlu'nu hastalıkta ve sağlıkta eş olarak kabul ediyor musunuz? Bir yere mi yetişiyorsun? Anne yapma, evlenemezsin. Anneciğim, ne olur beni yalnız bırakma. Sen de yalnız bırakma beni. Evet. Evlilik olmayacak. İyi açışlar. Teşekkürler. İstanbul'a ilk uçağa bilet alabilir miyim? Tabii, bakıyorum hemen. Bir saat sonraya var. Bir saat sonra mı? Daha erken yok mu? Daha erken bulamazsınız. Tabii ya, otobüs bileti mi bu? Ben bir öğrenci alabilir miyim? Tabii. 195 TL. 195 lira mı? Öğrenci dedim hanımefendi. Devlet lisesi yani. Bileti önceden alırsanız daha ucuza geliyor. İstiyor musunuz? Hem eziyet çekin, bütün paramı ver. Anlayamadım. Ya uçak korkum var da benim. Ben o bileti alabilir miyim? Tabii ki. Teyzeciğim, yer değişebilir miyiz acaba? Mümkün değil. Bu benim uğurlu koltuğum. 24B. 4 ay evvel aldım. Anladım teyzeciğim, anladım. Sağ ol. Ah anne, ah bunlar hep senin yüzünden. Merhabalar, iyi günler, bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Efendim, 375 sefer sayılı İzmir Adnan Menderes, İstanbul Sabiha Gökçen uçuşumuza hoş geldiniz. Aa, ne kadar güzel konuşuyor. Pilotun içine tiyatrocu kaçmış gibi. Kalkışa geçmek üzereyiz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Havada görüşmek üzere, iyi uçuşlar efendim. İlk defa mı uçağa biniyorsun kızım? Yok teyzeciğim. Hep biniyorum ama her seferinde çok korkuyorum. En büyük risk kalkışta oluyormuş, öyle diyorlar. En çok kazalar da kalkışta oluyor. Teyzeciğim, bunu tam kalkarken söylemeniz ne kadar tatlı oldu. Olacakla öleceğe çare yok. O yüzden rahat ol kızım. Teyzeciğim, iki de tokat at tam olsun ya. Bak, bizim bir yan komşumuzun oğlu vardı. 94'te kaza olmuştu ya, hatırlıyor musun? Uçak dağa çarpmıştı. Orada ölmüştü çocuk. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hasta ziyaretine kısa olun, makbuldür derler. Pardon, pardon, bakar mısınız? Efendim? Ben yerimi değiştirmek istiyorum çünkü hiç memnun değilim. Maalesef bütün koltuklar dolu. Ya nasıl ya? O zaman uçağı geri döndürün, 195 liramı da geri verin. Hanımefendi sakin olun lütfen. Böyle bir şey mümkün değil. Ayten Hanım. Aa. Küçük Hanım, bir problem mi var? Evet, bir problem var. Çünkü uçaktan inmek istiyorum. Çünkü çok korkuyorum. Ve yanımda felaket tellalı gibi bir kadınla da yolculuk yapmak istemiyorum. O zaman sizi kokpitte ağırlayalım. Gerçekten mi? Tabii. Buyurun. Pardon. Size hiç Selçuk yönteme benzediğinizi söyleyen oldu mu?